Herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi önümde kocaman bir kutu var ve bu kutunun içerisinde bir çalışma koltuğu var. Günümüzde oyuncu koltuğu diye tabir edilen bu fonksiyonel koltuklardan bir tanesi X-Vega'nın Space modeli. Şimdi sizle birlikte kutuyu açalım, kurulumunu yapalım ve hep birlikte özelliklerine detaylı bir şekilde bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Kumaş modelini aldım. Nasıl bir şey ortaya çıkacak, nasıl bir koltuk? Hep birlikte bakacağız. Açılışı yapıyorum. Oldukça güzel bir şekilde paketlenmiş. Hemen üst kısımda ayağı görüyoruz. Tamamen metal bir ayak. Şunları hemen şöyle çıkartayım. Bunu şöyle ortadan kaldırıyorum. Evet, buraya bir güzel bir logoyla birlikte kurulum kılavuzunu göndermişler. Bu sayede nasıl kuracağımızı detaylı bir şekilde görüyoruz. Buna göre kurarız. Evet, koltuğun arka kısmı burada. Oldukça heybetli duruyor. Kumaşı gerçekten iyi. Böyle yumuşacık. Çok güzel bir kumaş malzeme var. Açıkçası malzemeyi beğendim. Çok şık görünüyor. Burada da oturma kısmı var. Onu çıkartalım. Evet, oldukça geniş ve güzel bir oturma kısmı var. Dediğim gibi ben bunun kumaş versiyonunu aldım. Deri modeli de var. Standart olarak tanıtımında deri olan var. Ama deri biraz terlettiği için ben bu kumaş modeli tercih ettim. Burada da parçalar var, bağlantılar var. İşte ayakları vesaire, tekerlekleri. Hepsi bunun içerisinde. Şimdi birlikte kurulumuna geçelim. Burada neler var bize gelen yardımcı ekipmanlar. Onlara bir bakalım şöyle. Şurada bir bel dayama yastığı var. Bu titreşimli bir model. Yani özellikle uzun saatler çalıştığın zaman buradan bakın şu an çalışıyor. Hafif bir titreşim veriyor. Yani bunu bir masaj gibi düşünmemek lazım. Daha ziyade böyle çok yoğun çalıştığın zaman vücutta bir elektrik hareketi olsun. Bir rahatlama olsun diye. Yine mesela şurada logo bastırmıştım. Yeni bir logo tasarladım. Masaj özellikleri diye yazılmış. Bunda da aynı şekilde bir düğme var. Basıyorsunuz ve bu da titreşim veriyor. Özellikle boyun kısmının için oldukça iyi. Böylece bir omuzlarda, boyunda bir kan dolaşımı sağlanmış oluyor. Tabii bu yazıyı çıkartabiliyorsunuz. Şu şekliyle hemen çıkarttım. Şuradan da açıp kapatarak titreşim veriyor. Bakın şu an titriyor. Böylece bir boyunda bir hareketlilik olacak. Masaj yapıyormuş gibi bir durum ortaya çıkacak. Ve kutunun içerisinde işte vidalar, oturak kısmının olduğu bölüm ve kolçaklar var, tekerlekler var. Kol dayama kısımları yine kumaş kaplı ve böyle üzerine sünger geçirilmiş bir şekilde değil. Tamamen kolu kaplamışlar. Bu çok güzel olmuş. Bunlar 3D kollar, yani 3 fonksiyonlu. İsterseniz 4 fonksiyonlu olarak da alabiliyorsunuz ama dördüncü fonksiyona çok ihtiyacı olmadığı için ben üç fonksiyonlu olarak aldım. Koltuğun alt kısmında vidaların olduğu yerler çok net bir şekilde belli. Alyan anahtarı zaten gönderilmiş. Bunları sökeceğiz ve mekanizmayı, kolları buraya bağlantısını yapacağız şimdi. Onu hep birlikte yapalım. Evet, şimdi de tekerlerini takmak istiyorum.
Şu şekilde tekerlerini sadece bastırarak yerine oturtuyoruz. Şimdi tekerler hazır. Sonrasında bunu süspansiyon sistemi içeriye bırakıyoruz. Sonrasında da şu şekilde yerine yerleştirdik. Evet, şu an itibariyle gördüğünüz gibi koltuğun bu kısmı oldu. Şimdi arka kısmı yerleştireceğiz. Şimdi bu yan kısımlarda kapaklar var. Onları takacağım. Şöyle bakın, yoksa buralar bu şekilde açıkta kalıyor. Evet, bakın buraya bu şekilde taktım. İki tane vidayla bu plastik kısımları kapatmış oldum. Böylece çok daha şık göründü. Artık iki tarafı da takılı. Mekanizma burada. Şu anda tamamen hazır. Oturulabilir duruma geldi. Şöyle bir bakayım. Oo, evet. Şu an mekanizma da yerine oturdu. Tekrar merhabalar. Koltuğu kurduktan sonra hemen oturup koltukla alakalı bir karar vermek ve sizlere koltukla alakalı yorum yapmak istemedim. Yanlış bilgi vermek istemedim. O yüzden 4 gündür koltukla çalışıyorum. Koltuğu aktif bir şekilde kullanıyorum. Zaten birkaç videonun kurgusunu yaptığım için saatlerce de koltuğun üzerinde çalışıyorum. Her şeyden önce tabii ki önceki koltuğuma göre ciddi anlamda bir rahatlık ve çalışırken bir konfor var. Kumaş kalitesi gerçekten iyi ve terletmiyor. Yani uzun saatler boyunca çalışıyorum. Önceki koltuğum deriydi. Birazdan göstereceğim size eski koltuğumu. Ve o koltukla çalışırken terliyordum. Ama bu koltukla çalışırken çok çok rahat bir şekilde çalışıyorum ve terleme olmuyor. Boynumu yaslayabiliyorum. Bu süngerleri istediğim pozisyona getirip şu şekilde arkama yaslanarak da çalışabiliyorum. Bu kolçakların yukarıya aşağı inme özellikleri sayesinde böyle ellerimi biraz dinlendirmek istediğim zaman, yüksek bir pozisyonda çalışmak istediğim zaman bunları kullanabiliyorum. Tabii oyuncu olmadığım için böyle çok farklı yönlere ya da işte böyle ileri geri ayarlara ihtiyacım olmuyor ama kolçakların bu özellikleri de var. Ama esas olarak bana bu üç fonksiyonun dikey modu yeterli oluyor. Masanın altına girip bu şekilde çalışabiliyorum. Uzun süre çalıştığımda bu titreşimleri açtığım zaman motorları hafif bir kan dolaşımı sağlıyor, bir rahatlama sağlıyor. Ciddi bir masaj özelliği yok dediğim gibi ama titreşim bile yeterli oluyor. Diğer taraftan tekerler tamamen sessiz. Çok rahatlıkla hareket edebiliyor ve herhangi bir engel oluşturmuyor. Koltuğun işte arkaya yatması vesaire. Yani ben bu koltukla koltuk 180 derece geriye yatıyor özellik olarak. Ama koltuğu geriye yatırıp da koltukla uyur muyum, dinlenir miyim, böyle bir şey yapmam muhtemelen ama belli esneklikleri sağlaması, şu şekliyle arkana yaslanıp film izlemek ve bu şekilde bir dinlenmek, rahatlamak çok çok keyifli. Bu sırada da masaj özelliğini açarsanız gerçekten keyifli oluyor. Bu noktada koltuk gerçekten başarılı. Şimdi bu oyuncu koltuğunun aslında şöyle bir güzel artısı da var. Hem ayakları metal hem de oturma kısmının ve sırt kısmının ana mekanizması tamamen metal. Yani koltuğun içerisinde ahşap ya da plastik herhangi bir malzeme yok. Tamamen çelik konstrüksiyonundan yapılmış bir koltuk. Bu da aslında koltuğun uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Koltuk içerisinde kullanılan sünger 65 DNS kodlu bir sünger. Bu süngerin özelliği de şu. Exvega firmasından aldığım bilgiye göre uzun yıllar, uzun süre kullandığınız zaman bu süngerler böyle ezilip kalmıyor. Formunu geri kazanıyor. O yüzden de siz bu koltukları çok uzun süreler bozulma olmadan, yıpranma olmadan ve süngerleri böyle incelmiş gibi adeta preslenmeden kullanabiliyorsunuz. Bu da diğer bir avantajı. Yani bir koltuk alıyorsunuz. Dışı kaplama, deri vesaire çok çok güzel. Ama iç malzemeyi bilmiyorsunuz. Ben Exvega firmasıyla görüştüğümde koltukların tamamının oturma kısmının ve sırt kısmının olduğu gibi çelik konstrüksiyondan üretildiğini, tamamen metal parçalar kullanıldığını, bu yüzden de çok çok dayanıklı olduğunu söylediler. Ki çoğu oyuncu koltuğu, hatta çalışma koltuğu maksimum 120 kilogram taşıma kapasitesi olur. Bu koltuk 145 kilograma kadar taşıyabiliyor. Biraz benim gibi böyle yapılı ve kiloluysanız çok rahatlıkla Exvega'nın koltuklarını tercih edebilirsiniz.
145 kilograma kadar taşıma kapasiteleri var. Bu kadar ağırlığı taşıyabildiği için de tabii ki oturma kısımlarının ve sırt dayama kısımlarının da aslında böyle geniş olması beklenir. Bu koltukta oturma kısmının genişliği 60 cm, derinliği 50 cm. Bu da aslında oldukça geniş bir koltuk olduğu anlamına geliyor. Şu kol dayama kısımları bacaklarınıza çarpmadığı için çok rahatlıkla oturabiliyorsunuz ve müthiş bir konforu var. Yani sünger ve çelik konstrüksiyon aksam dengesi çok çok iyi. Oturduğunuz zaman ne çok yumuşak ne de sert bir koltukta oturuyorsunuz. Bu da uzun süreler oturmayı kolaylaştırıyor ve saatlerce rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Koltuğun yüksekliği de 140 cm. Bu da genel itibariyle işte 1.80 boyunda benim gibi bir kişi için çok çok rahat oluyor. Bu boyun kısmını da istediğiniz gibi ayarlayabildiğinizden dolayı hiçbir problem yok. Koltukta epeyce bir mekanizma var. Bir, bu yan kısımdan böyle 180 dereceye kadar koltuğu yatırabiliyorsunuz. İkincisi, bu soldaki kısımdan açtığınız zaman koltuk bu yaylanma özelliğini sağlıyor. Yani baba koltukları gibi, TV koltukları gibi yaylanabiliyorsunuz. Bu özelliği de var. Bunu istediğiniz pozisyonda kilitlediğiniz zaman koltuk o pozisyonda kalıyor. Bakın, gelmiyor geriye. Bunu istediğiniz pozisyonda kilitleyebiliyorsunuz veya açık bırakıp bu şekilde yaylanmasını sağlayabiliyorsunuz. Alttan da bunun sertlik ayarını yapabiliyorsunuz. Genel itibariyle de oldukça sessiz, sağlam bir koltuk. Bakın, sallanıyorum, ediyorum, hareket ediyorum. Herhangi bir çatırtı, çuturtu yapmıyor. 4 gündür de kullandığım halde. Videonun sonuna doğru gelmişken biraz Xmega markasından bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında Xmega markası e-spor kulüplerine üretim yapan veya yurt dışına sipariş üzerine toplu üretim yapan büyük bir firma. O yüzden de bireysel satış, yani son tüketiciye satış aslında yıllardır yapmıyorlarmış. Ama son 2 yıldır artık İstanbul'da ve farklı şehirlerde yavaş yavaş mağazalar açarak son tüketiciye de oyuncu koltuklarını ve bu çalışma koltuklarını doğrudan satış yapmaya başlamışlar. İstanbul'da mağazaları var. Oralardan gidip görülebilir veya internet sitesinden, aşağıya açıklama kısmına internet sitesini bırakıyorum. Hem bu koltuğu doğrudan inceleyebilirsiniz hem de başka onlarca farklı modeli inceleyebilirsiniz. Çünkü etrafında RGB ışıklar olan, yani böyle yanıp sönen ışıklı, gençlerin çok seveceği koltuklar da var. Arka kısımda bu baş dayadığınız yerde dahili hoparlör olan ve Bluetooth'la bağlanan koltuklar da var. Yine masaj özellikleri, deri koltuklar, kumaş koltukları, farklı farklı pek çok koltuklar var. Ve gerçekten koltukların hem tasarımları çok güzel hem de bizzat bir kullanıcı olarak kalitesi ve performansı oldukça iyi. Dikişleri, kumaş kalitesi, malzeme kalitesi gayet güzel. Ben açıkçası Xmega'nın doğrudan test ettiğim bu Space modelini çok çok beğendim. Aynı kumaş ve malzemeler ve çelik konstrüksiyon kullanıldığı için diğer modellerin de oldukça kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bence fiyatları düşünüldüğü zaman tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü ve uzun vadede de aslında dayanıklı bir ürün. Keyifle kullanacağınızı ve artık daha sağlıklı, daha az yorularak daha keyifli çalışabileceğinizi söyleyebilirim. Ben açıkçası yeni koltuğumdan oldukça memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Eski koltuğu da sizlere göstereyim. Bakın, eski koltuğum bu. Tamamen deri. Ve şöyle hareket ettirdiğim zaman sesleri duyuyorsunuz. Şimdi bunun üzerine oturunca bakın şimdi. Maalesef böyle anormal sesler var. Kolçaklar falan her yeri oynuyor. Açıkçası bu koltuk biraz beni bu noktada üzüyordu. Bugün sizlerle Xmega Space oyuncu koltuğunu konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.